burada görüyorsunuz şeyler, yani psikiyatride TMO'nun hikayesi 1908'lere Viyana'ya kadar gidiyor. Bu şu andaki kullandığımız andaki ilk uygulama özellikle 1985'lerde bunun ilk böyle kapasitör oluşturuluyor. Yani manyetik güç depolanabilirlik ortaya çıkıyor. Ondan sonra single ve tek TMS başlıyor. Nörolojide uyarı olarak kullanılıyor bunlar. Daha sonra bu 95'te fokarı olmayanlar 93'te. Bununla ilgili en büyük açık çalışma 95'te yapılıyor. Böyle açık randomize triyal 2 haftalık bir prefrontal TMS ile ilgili. Daha sonra 2008'de depresyonda FDA uygulandı. 2013'te bağımlılıkta dip TMS uygulanıyor. 2018'de de obsesif kompulsif bozuklukta dip TMS uygulanıyor. Bu süreç içerisinde şimdi ve başlıca nöromodülasyon teknikleri var. Eckhart'ta bildiğimiz standart klasik teknik. Nöroterapi, nörobiyofeedback gibi yani biraz önce gördüğümüz beyindeki network aslında bizim yaptığımız terapi dediğimiz şey bozulan nöroplastiği yeniden onarmaya çalışmak, yanlış bağlanmış network'ü doğru bağlamak konusunda o kişiye hem ilaç tedavisi hem bu terapi demek aslında beyindeki network'ü yanlış bağlanmış network'ü doğru bağlamak demek. Yani terapiler, çocukluktan gelen yanlış bağlanmış network'leri doğru bağlamak gibi. Nöroterapi burada, nörobiyofeedback tarzında bildiğimiz tedavi bunun ilk kullanımlarından. Ama FDA onu sadece stres yönetiminde şu anda onayladı. Yani dikkat eksikliğinde epey çalışma var ama onunla ilgili sadece bir marker olarak, biyolojik marker olarak teta beta oranını marker olarak kullandı. Tedavi teknik olarak onaylanmadı. Şu anda uygun bir model geliştirilemedi demek ki. Klasik kullandığımız psikiyatride RTMS, dip TMS de şu anda kullanıyoruz. Bu siyah olanlar bizde olmayanlar, kırmızı olanlar bizde şu anda elimizde olan ve uyguladığımız yöntemler ve uygulayabileceğimiz şu DBS ve VNS beyin cerrahlarıyla birlikte kullandığımız yöntem. Şimdi burada 19. yüzyılda şöyle nereden yani bu beyindeki network modeli, beyindeki lokalizasyon modeli nereden çıktı? Tan vakasıyla çıkıyor burada. Broca'nın tan takmasını verdiği bir vaka var. O vakada hep tan kelimesini kullanıyor. Broca bunun sol frontal alandan başlayıp yayıldığını öne sürüyor bunun lokalizasyonla ilgili. Otopsi Broca'yı haklı çıkarınca konuşma becerisi 28 vaka yayınlıyor Broca. Üçüncü frontal kıvrımda yani lezyonu bu üçünde de var öyle çıkıyor. Daha sonra da bu psikocerrahi çalışmaları var. O psikocerrahi çalışmalarını öncülük yapan bu Kanada'daki beyin cerrahın yaptığı çalışmalar var. Burada temporal loba uyarı vererek kişiye müzik parçalarını, kompleks hatırları hatırlamasını sağlıyor. Buradan psikocerrahi başlıyor. Psikocerrahindeki bir homonkulusu o zaman çiziliyor beyindeki. Uyarılar vererek beyin hangi bölgesi nasıl çalışıyor diye lokalizasyonla ilgili bize ilk kanıtları veren çalışma psikocerrahi sonradan tabii insan haklarına aykırı diyerek terk edildi. Ve PET, SPECT, fMRI gibi yöntemler de burada yani yeni bilgilerle beyindeki lokalizasyon fonksiyon ilişkisi konusunda önemli fikir verdi burada bize. Lokal uyarım imkanı konusunda teorik temel oluşturdu. Sinir sistemiyle ilgili bilgiler de burada TMO tekniğinin entelektüel atası diyebiliriz burada. Yani böyle önemli olan beyindeki bu lokalizasyonun bulunması, fonksiyon lokalizasyon ilişkisinin gayet şu anda hiç kimse hani bazıları beyindeki merkez diyorsunuz çok saçma ne merkezi filan gibi beyin sessiz bir organdır merkez yoktur diyenleri yine bir şey yapmış oldu şu andaki bilgiler doğrulamamış oldu yani lokalizasyonla fonksiyon ilişkisinin önem üzerinde durdu hatta fonksiyon ilişkisini de biraz önce gösterdiğim gibi görme network'ü, işitme network'ü,
Mesela İngilizce konuşanlar İngilizce network'ü, Fransızca network'ü, kim ne, nerede, nasıl, nesi, niçin ne ve network'ü. Hepsiyle ilgili beyinde ayrı bir network var. Beyin ne zaman yaşlanıyor? Yeni şeyler öğrenmeyince yaşlanıyor. Bu network kullanmayınca yaşlanıyor. Bütün iş. Onun için bu kullanmayan network'ler harekete geçirmek gerekiyor oradaki. Onun için de aktive edilmesi, modüle edilmesi önemli. Burada görüyorsunuz bak reseptörler hücre fonksiyonunu etkiliyor. Bu klasik. Yani tıp bir fizyolojinin temel bilgileri. Şimdi burada reseptör aktivasyon modeli olarak bilinen 18. 19. yüzyılda böyle biliniyordu. 21. yüzyılda elektromanyetik iletim denildi. Sadece kimyasal, fiziksel iletim değil, fiziksel, atomik ve elektromanyetik iletim. Elektriksel, hatta şu anda radyo frekansları da burada iletimde önemli olacak. Yani belki de amigdalaya RF dalgalarıyla radyo frekansı vererek o lokalizasyon olarak oraya hitap edip orayı o şekilde tedavi edilecek. Ve gelecekte bununla ilgili şey var. Yani manyet tedavi bu değil. Yani onun için burada özel koil var. Bu koille oluşturulmuş ters yönde doku akımı oluşturuluyor. Ve bu doku akımı içerisinde akım verildiği zaman, akım durduğu zaman, düz çizgi akım verildiği zaman bu şekilde indüksiyon oluşuyor. İndüksiyonda da akımın geldiği yönde değil, ters yönde akım oluşuyor indüksiyonda. Yani beyindeki manyetik alanın uyarıldığı bölgede ters yönde akım oluşturuyor ve bu akım prefrontal kortekste başlayıp kalmıyor orada. Limbik sisteme doğru gidiyor. Orada limbik sistem yapılarını etkiliyor uyarı şeyde. Yani vagusta da mesela vücudun en uzun sinir vagus siniri. Parasempatik sinirsel vagustaki uyarılar beyne bu şekilde gidip hani bir nevi ters bir aktivasyon yaparak tedavi etmeye çalışıyor. Burada da yine manyetik uyarıyla beynin hangi bölgesi uyarılırsa nasıl cevap alıyor diye bazı KMS ile ilgili ilk yayınlar var 2004'lerdeki. Daha sonra şu çalışma çok temel bir çalışma olduğu için bunu almak istedim. 95'te bu, 1995'te derli toplu ilk çalışma bu oluyor. Vakaları topluyor. Evet, bunu takip ediyor 90 gün boyunca. Burada faz 1, faz 2, faz 3 diye TMS oturumları yapıyor. Şurada bir ilk TMS oturumu burada yapılıyor. Burada Hamilton skoru ilk başta 25'miş. Daha sonra uygulanıyor, düşüyor ama 10. günde bir yükselme gösteriyor tekrar. Faz 2'ye geçiriliyor. Onun için 20 güne çıkarıldı. İlk başta 10 günlüğü tedaviler. Daha sonra 20 güne çıkarıldı. 20 günlük bir tedaviden sonra daha sonra faz 3'e geçirilmiş. Yani 3. bir defa yani 63. günde bir kür daha yapılıyor tedavi. Yapılıyor. Ondan sonra bu böyle düzelen tablo 3. ay içerisinde 3. fazı yaparak 3. fazı da daha yoğun bir uygulaması var burada. Pas oranlarını gösteriyor. 90 gün sonunda kişi Hamilton'u 5'lere düşüyor. Zaten 8'in altında sağlıklı sayılıyor kişi Hamilton'u. 5'in altında düşüyor. 90 günlük bir takip. Onun için şeyde TMO ile yapılan tedavilerde biz 6 aylık bir plan veriyoruz. Gerekiyorsa bu ilk başta birinci, ikinci fazı birleştirik yapılıyor genellikle 20. Tedaviye %20'den daha az cevap verirse ikinci faza geçiliyor zaten. Ve daha sonra da düzelme yeterli değilse üçüncü faz uygulanabiliyor. Bu en kapsamlı çalışma. Diğer önemli olan bak bu da özellikle post operatif bir 20 dakikalık morfin kullanımından sonra bu şem çalışması yani bu nevi plasebo gibi olan çalışma. O da TMS verilen hastanın morfinin burada morfinin ortalama kullanılan miligramı yani kullanılan morfin miktarının daha az olmasına sebep oluyor şey. TMS. Yani morfin kullanımını eğer postop birisine bir çalışma yapılmış, böyle ilginç bir çalışma 2007'de ameliyattan sonra ağrı kesici olarak morfin kullanılan
vakalarını TMS kullanırsa morfin kullanma ihtiyacı azalıyor. Bu da yani ağrıyla ilgili reseptörlerin değişimiyle ilgili bir sonuç diyebiliriz. Burada görüyorsun şey örnekleri, ESCOI, DIP TMS koilleri. Burada da yani, uygulandıktan sonra hangi alanlarda değişiklik olduğuna %100 motor threshold %100 uygulanmış. Burada görüyorsunuz genellikle %100, %110 uyguluyor bu şeyde. Bu da beyindeki uygulanan alana göre fMRI çalışması gördüğüm kadarıyla yoğunluk burada görüyorsunuz aktivite artmış. Yine bu başka bir çalışmada yine elektrikli alan dağılımında kullanılan koyula göre alanların farklarını gösteriyor burada. Koyul tipine göre yine bizim kullandığımız buradaki sol prefrontal kortekste bu bizdeki koyuller standart TMS, bu DIP TMS. Şimdi burada standart konvansiyonel RTMS'de ne var? 10 saniyede 10 pas oluyor. 1 Hz olan da. Burada yine train'ler var. İşte şunlar hepsi birer train. Burada 10 Hz'de, 20 Hz'de. Bununla ilgili hastaya standart bunlardan tedavi protokolü var. Biri seçiliyor, uygulanıyor. Burada paterne edilmiş, yani kalıp oluşturulmuş şeyler var. Bu continue TBS, yani theta burst stimulation, sürekli olanda. 5 Hz'lik 160, bir tanesi 160 milisaniye, 200 milisaniye, 3 bas. Bu şekilde bir grup olarak veriliyor. 3 bas 50 Hz, burada 5 Hz'lik bir alanı seçmiş. Burada da 2 saniyelik gruplar halinde veriliyor. Bu intermittent olan, bu continue intermittent TBS. Bu böyle paternler oluşturulabiliyor. Bu paternlerle ilgili çalışmalar var. Şimdi EKT ile bir şöyle hızlı bir karşılaştırmayı da yapmak istiyorum. TMO EKT yapılmış çeşitli çalışmalar var. Psikotik alt grupta EKT daha etkili. En yeni çalışma EKT'nin daha üstün, yani tedavi etkinliği açısından EKT'nin daha üstün olduğunu gösteriyor. Burada EKT %82 bilateral uygulanmış. Güç sabit değil. TMO'da eşit %110 seçiliyor. 10 Hz'de 3 haftada 15 oturum yapılmış. Yani 15 bir toplam pas. Burada TMO ile ilgili tedavinin verilirken toplam pulsa göre 15 bin pas, 5 bin pas, 3 bin pas, buna göre ne kadar pas verdiysen o kadar tedaviyle ilgili değerlendirme yapılıyor. Burada görüyorsunuz bu paslarda EKT %59 etkili, burada %17 etkili çıkıyor 2007'de. Bu uygulanan 10 Hz'le daha sonra onun için Hz'lerle ilgili görüşler değişiyor. Theta burst 50 Hz genelde veriyor. 50 Hz veriyor. Şimdi biz şu anda en yüksek, biz 25 Hz kullanıyoruz. Theta 50 Hz veriyor. Onun için kısa zamanda sonuç almamızı sağlıyor. Burada EKT psikotik depresyonu daha etkili. TMO kognitif ve genel tip olarak daha güvenli. Burada TBS'de uzun süreli oturamayan hastalar için etkili bir seçenek olarak bu sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yani oturamayan hastalarda önümüze bir özellikle otistiklerde oturamayan hastalarda 20 dakikalık tedavi 3 dakikaya kadar düşürme gibi bir avantaj sağlıyor theta burst. Yani etkinlik aynı çıkıyor literatüre göre. Buradaki Türkiye'deki ilk çalışmayı biz bütün vakaları biriktirdik. 419 vaka, 268'i
respons çıktı. Yani %50 ve fazla düzelme. Bunların %33'ü remisyon çıktı. Yani bu remisyon tam düzelme. Hamilton %8'in altına düşmüş. Bu %50 düzelme. 11 kısmi remisyon. 25 şart kullandık. İyi tolere edildi. Nöbet geçiren vaka olmadı. Bunu 2012'de yayınlamıştık. Gökmen hocam da burada herhalde çok emeği var. Çalışma bütün vakaları toparladık. Şimdi bunu şimdi dipte MS'le ilgili kanıtlara gelmek istiyorum. Bu otistik çocuklarla bu otistik çocuklar bu türü development, sağlıklı gelişmiş çocuklar. Bunu gösteriyor. Kırmızı olan otistik çocuklar. Bunlar diğer mavi olan sağlıklı gelişen çocuklarda. Bunlara burada motor eşik teta bölse motor eşik çalışması yapılıyor. Continuous TBS yapılıyor. Burada görülüyor bu otistik çocuklarda 11 vaka, sağlık gelişen çocuklarda 18 vaka. Kümülatif sonuçlara göre otistik çocuklarla sağlıklı çocuklar arasının beyindeki motor eşiğiyle ilgili cevapta anlamlı fark var. Yani otistik çocuklarda benim bu literatürden çıkan daha duyarlı bir eşik var şeyde. Yani motor threshold açısından motor threshold onlarda daha yüksek, daha duyarsız var. Yani eşik daha yüksek çıkıyor. Sağlıklı kişilerde eşik daha düşük. Bunlarda eşik daha yüksek. Yani uyarılmayı bu kişiler, beyindeki uyarılmayı otistik spektrumdaki çocuklar beyinler uyarılmıyor. Uyarılmasında geç uyarılma özelliği var. Bu biyolojik marker olarak otistiklerdeki nöromodülasyon tedavilerine endikasyon ile ilgili bize şey sunmuş oldu. Ciddi bir yani bu şeylerin otistik çocukların nöral network'ü yavaş çalışıyor. Uyarılma eşiği çok düşük. Onun için öğrenemiyorlar bunlar gibi bir durum, bilgi ortaya çıkıyor. Ve burada diğer aynı çalışmanın istatistiksel sonuçlarını görüyorsunuz. Burada uyarılma tedaviden otistik spektrumdaki çocuklar, bunlar yaş dağılımı. Burada küçük yaşlarda daha etkili olması da ilginç. MEP süpresyonu yapılıyor çocuklarda. Motor evok potansiyel süpresyonu. Sağlıklı kişilerde yaş gruplarına göre dağılım dengeliyken otistik çocuklar yaş ilerledikçe şey düşüyor. Cevap düşüyor. Demek ki daha küçük yaşlarda mesela 10 yaş civarında daha etkili olacak bu tedavi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani tetebör tedavisi yapacaksa küçük yaş daha avantajlı. Burada işte daha biraz önce özetlemeye çalıştığım bilgilerin daha ayrıntısı var. Evet. Ve güç bu AUC dediği asıl amplitüt böyle alan yani amplitütün altındaki kalan alanın ölçümü yapılıyor. Onun için ve BDNF subgrupları da oluşturulmuş. Bu kişiler de aynı zamanda BDNF de ölçüyor. Onun ayrıntısını bakmak lazım ayrıca. Şu anda tam bilmiyorum ben. Evet, burada vakalarla ilgili genel bilgiler vermiş. Yani aynı zamanda hangi ilaç, nöroaktif ilaç, mesela metilfenidat alıyorlar, fluoksetin, Adderall gibi böyle stimülanlar da kullanıyor bu kişiler. Melatonin kullanan var. Bu yaş grubu ADHD tanısıyla eş tanıları da var aynı zamanda. Bu kişilerin motor threshold'ları kişilere göre farklı olmuş. Bu BDNF'te de şeye bakılıyor. İşte hangi genetik şey var? Mutasyonlar var. Onlara bakılmış. Genetik polimorfizmlere bakılmış. BDNF araştırmasında herhalde bakılan vakalarda Valmet yani iki yani bu ikisi de dopamin ve dopaminerjik aktiviteyle ilgili genetik şey bunlar. Yani adenin kuanin yanılmıyorsam bileşimini gösteriyor. Evet. Şimdi burada şimdi
FDA depresyonda RTMS'de şeyde onaylı endikasyon veriyor. İnterveten TBS'de. Etkilik %50'nin %50 civarında etkilik yeterli görülüyor. 3000 pas verilirken burada 600 pas yetiyor. Yani burada intermittent TBS'de 600 pas vermemiz 3000 pas RTMS'e vermeye eşit. Yani biz vakalarda 600 sol, 600 sağ verdik. Mesela bir yaşlı bir hasta vardı şu anda yatan bir hasta. Ona tetebörs yaptık. İşitme halüsinasyonları vardı. Solda sağda. 600 sol, 600 sağ verdik. Hızlı bir şekilde işitme halüsinasyonları şey oldu, geçti. Mesela bunun bu Dedeoğlu Soyadlı hasta. Yani bence onu yayınlamak gerekiyor burada. Ve 19 dakikalık tedavi 3 dakikaya düşmüş oluyor. Maliyeti de daha düşük oluyor. Bu daha az bulunan tabii ki yöntem. Az uygulanan bir yöntem. Burada da uygulama protokolüyle ilgili bilgi veriyor. Bipolar bozukluk, negatif semptom, şizofreni, central pain sendrom dedikleri, işte complex partial pain disorder dedikleri, böyle atipik ağrılar olan vakalarda, hani RKT yapılamıyorsa, bu da bir yöntem olan fibromiyaljide işte öğreniliyor. Yani fibromiyaljide aslında ağrıyan kaslarımız değil, beyin ağrıyla ilgili, ağrıyı algılamayla ilgili. Bunlar da nöromodülasyon, burada ciddi endikasyon var. Burada kontinü, intermittent hangisi seçilecekse burada tedavi protokolünde 2 saniye bu tür bir ara 8 saniye ara veriliyor. Bu eksitatör. Kontinü olursa inhibitör etki yapıyor. İntermittent verirsek eksitatör etki yapıyor. Şeyde de standart TMS'de de bu single yani şey yok. Efekti zaten tanı amaçlı kullanılıyor. 1 Hz olursa inhibitör etki. Ve 1 Hz veriliyor. 10 Hz ve daha yukarısı eksitatör etkisi oralar gözüküyor. Bunun TBS'deki karşılığı tetebörs tedavisinde inhibitör, intermittent şey, kontinü eksitatör olmasını istiyorsak, kişide uyarıcı özellik istiyorsak bu protokolü seçeceğiz. Protokollar bu şekilde ayrılmış. Ve nasıl etkili olduğu ile ilgili kontinü devamlı TMS uygulanan şey standart TMS'de intermittent TMS uygulanan vakaların bir hafta ve bir hafta takip 5. hafta takipleri yapılıyor. Burada Hamilton skorları 25'ten 5. haftada 4 ve 5. haftada 8'in altına düşüyor burada görüyorsunuz. Ve bu şekilde bu da başka bir çalışmada bulunan sonuçlar. Evet, bu da nöro navigasyon kullanımı var. Bizdeki nöro navigasyon şeyi bu, altyapısı. Nöro navigasyon da neden önemli? Şunun için nöro navigasyonda nereyi uyaracağız beynimizin? Nöro navigasyon şeyi var bizde sistemi. Pek kullanmıyoruz ama şu anda zaten protokollar olduğu için daha kolay oluyor. Ama kişiye özel bazen gerekiyorsa MR çekiliyor. Bu NIM için şeyi tanımladığı prosedür. National Institute Mental Health diye biliyorsunuz. Ve burada bunlara göre MR skenlerine göre kişinin hangi alanını uyarmak istiyorsanız MR'de belirliyorsunuz, işaretliyorsunuz ve kişiye uyguluyorsunuz bunu. Evet. Şurada bu kesitini almış şey olsun diye. Burada da sona doğru yaklaştım ben. Bizim yüksek lisans öğrencisinin teziydi. Barış Metin Hoca da bu. Yayınlayacağımız bir ters. Yani üniversitenin BAP projesi olarak yapıldı. O tez şeyden o tez, biz duyu profil, ergoterapideki duyu profil alt ölçekleri uygulandı. Yani, duyu profil uygulanan vaka değil. Bu duyu bütünleme tedavisi. 5 vaka duyu bütünleme tedavisi. 5 vaka sadece TMO uygulandı. 5 vakada hem TMO hem duyu bütünleme tedavisi uygulandı. Bu vakaların sonuçlarının istatistik olarak gözükmesi. Burada duyusal işleme, davranış duyusal cevaplar, modülasyon gibi alt gruplar belirlendi. Ama şu daha şey sonuç veriyor ikinci slide. Burada
Toplam olarak sadece duyum dinleme tedavisi uygulanan vakalarda bu ilk test sonuçları son test sonuçları. Duyum dinleme bataryasıyla ilk test sonuçları yani ilk test son test sonuçlarında duyu bütünlemede bir düzelme var. Standart sapma yüksek. Sadece TMO'da da düzelme var. Ama çok fazla değil sadece TMO'da. Ama duyu bütünleme ve TMO beraber olursa bak 15 olan şey ortalama 26'ya düşüyor. Burada 41'den 36'ya, 36'dan 35'e çok anlamlı değil. Tekte. Onun için eğer otistiklerde şey yapacaksak biz duyu bütün yani tek TMO yapacaksak duyu bütünlemeyle eş zamanlı yapmak çok daha mantıklı. Çünkü bu reseptör duyarlılığını TMO ile artırıyorsun. Onun arkasından hemen eğer duyu bütünlemeye girerse kişi oradaki alacağı eğitimi işte ince motor beceriler, kaba motor beceriler, yani bütün o şeyleri planlama, sıralama, bütün duyu işlem becerilerini, denge, koordinasyon, bütün becerileri daha kolay öğreniyorsun. Duyu bütünleme tedavisiyle TMO'yu eş zamanlı yapmak. Önce TMO, sonra duyu bütünleme tedavisi. Bu daha anlamlı sonuç verdi. Üçünde de anlamlı sonuç çıkıyor ama en anlamlısı bu çıkıyor. Bu da önemli bir çalışma. Barış Metin Hocam bir boş zaman bulur da bunu yazarız inşallah. Evet, burada standart TMO'nun protokolü, RTMS protokollerini görüyorsun. Yani afazide, stroke'da hepsinde var burada. Yani nöronavigasyon oran onlarda daha çok. Nörolojik vakalarda önemli. Bunlarla ilgili nörorehabilitasyonla hatta ben bir kitap nörorehabilitasyon diye bir kitap olup hocalarımıza vermiştim. Burada neler kullanılabilir diye onu da ele alırlar hocalarımız. İyi olur. Bir diğer de Theta Burst'ün protokolleri. Mesela depresyonda threshold %120 oluyor. Yani 100'ün üzerine çıkmak gerekiyor. Atım frekansı 50. Hep 50 frekansla protokol öyle. Atım sayısı 3. Bu burst frekansı 50 burada. Atım frekansı da burst frekansı yani. Aynı anda 5 tane birden veriyorsun. Onun bu. Atımın manyetik gücün frekansı. Burstler arasındaki zaman 200 milisaniyelik ve dizi süresi 2 saniye. Toplam 600 uyarı oluyor. Bu 600 uyarı 3000 şeye eşit. Standart TMS'nin uyarısına eşit. 20-30 seans sayısı. Depresyonda hızlandırılmış tedavi yapacaksanız böyle durumda 1800 pulsa çıkıyorsunuz. Yani eşiği biraz düşüyor herhalde epilepsi riski azaltmak açısından. Eşik daha düşük yapılıyor. 2 gün ve 10 gün arasında bunu 1800'den Günde iki hocam. Günde iki, iki ha, on günde gün 2 toplam 10 gün tamam. Günde 2 10 gün olarak 1800 pas veriyor. 20 tane olmuş oluyor. Evet. OKB'de burada gene sağ dorsal prefrontal korteks var. Gene 50 Hz 200 milisaniye toplam 1200 olarak o kadar. İşitsel halüsinasyonda biz bunu yapmıştık hastalığı. Şu anda yatan yaşlı hastamıza. Halüsinasyonları bir türlü geçmiyordu ilaçta vesaireydi. Yani, 602 çarpı bir saat sağ temporal parietal junction'a bir de 600'de sol parietal junction'a verdik. 20 seans şey oldu. Şeyde hasta herhalde Behruz Bey'le miydi şimdi bilmiyorum. Şeyde halüsinasyon bu da iyi bir örnek. O tinnitus'ta da çok yani kulak bombacılar buna ilgi duyuyorlar. 1200 motor threshold daha düşük veriliyor buralarda. Negatif şizofrenide sol dorsal lateral prefrontal kortekse veriliyor. Tıpkı şey gibi bu 20 seans 2400 veriliyor. Burada bayağı şey paslar artırılıyor 2 saniye. Dizi arasındaki 13 saniyelik aralar böyle 2400 pulsa kadar negatif şizofrenide çıkmakla ilgili protokol böyle. Nikotin bağımlılığı da var, kokain bağımlılığı da var. Yani bunlar da 1800 günde 2 bu da hızlandırılmış protokol demek ki. Nikotin otizmde de kullandık. Yine sağdan dorsal lateral prefrontal kortekste
motor eşik 150, 200, 900 olarak. Biz burada hasta tolere edebilirse bunu 15'de tutmayıp türler halinde o şeyin birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz gibi fazlar halinde devam ettirmeyi şey yapıyoruz. Yani özellikle otizmde bu şeylik çok daha önemli. Zaten reseptör duyarlılığı şey kişilerde eşiği yüksek. Yani o biraz önceki şey çalışmasına göre gördük, motor eşik çalışmasında, motor evok çalışmasında yani eşiği bu kişilerde yüksek. O halde eşiği TMO ile aşağı çekeceğiz ve burada ilaç tedavisi hepsi daha hızlı, özel eğitim daha hızlı bir şekilde etki eder. Bunun için çocuk psikiyatrisi arkadaşların yani bu literatür bilgilerine göre kanıta dayalı gidiyoruz. Yani diğer ayrıntılı bilgiler bunlar bunun hazırlanmasında Gökmen Hocam'ın çok emeği var, o literatürleri falan o hızlı toparlamıştı ve onun bir diyeceği yoksa ben referanslar burada ve bu şekilde bitirmek istiyorum.